yıllardır kullanılan ancak atıkların yakıt maddesine dönüştürülürken çevreye verdiği zararlar nedeniyle tartışmaları da beraberinde getiren yeşil yakıt maddesi tekniği yenilendi. Artık atık maddeler yeşil enerjiye dönüştürülürken doğaya zarar verilmeyecek ve yeni teknoloji %100 ekolojik bir kazanım sağlayacak. İngiliz enerji şirketinin hazırladığı rapora göre yeşil gaz santrali çevreye çok daha az zarar vererek yarım milyonluk şehrin tüm ihtiyacını karşılayacak nitelikte. Plazma yüksek bir elektrik hattı. Bu kaynak yüksek derecelerde ısı ihtiva ediyor ve atık maddelerin yakılarak gazlaşmasını sağlıyor. Gazdaki organik bileşenleri açığa çıkararak saf bir yakıt oluşturuyor. Gas. 800 derecelik ısıya sahip olan kaynak çöpteki oksijeni yakarak moleküllere ayırıyor. Ortaya çıkan sentetik gaz ise ana olarak hidrojen ve sera gazı ihtiva ediyor. Bilim insanlarına göre yeşil gaz direkt olarak araba ve evlerde kullanılacak. Bu içerik küllerde de var ama elbette bazı problemler de bulunuyor. Küller yüksek yoğunluklu maden ihtiva ediyor. Ancak bizim plazmada elde ettiğimiz ağır madenlerin de enerjiye dönüştürülme durumu var. İşte ortaya çıkan yeni madde yakıt olarak kullanılabiliyor. Böylece bu yeni teknolojide artık her atık değerlendirilecek. Sadece İngiltere'de ortaya çıkan 2 milyar atık madde ısı konusunda geleceğin altın madeni olabilir. Ancak Greenpeace örgütü yeni teknolojinin insanlığı daha çok tüketme ve bu yolla daha çok atık madde üretimine teşvik edebileceğinden çekiniyor.